Dün gerçekleşen yasayla beraber, konuşulan konuyla beraber neler olacak? Bu beklenen bir kanun çalışmasıydı ve nihayet artık meclise sunuldu. Yasalaştığı zaman birçok değişiklik olacak. Öncelikle artık hayvanlar mal statüsünden çıkartılıp bir can statüsüne bürünecek. Ayrıca sahipli ve sahipsiz hayvan statüsü ortadan kalkacak, tüm hayvanlara eşit muamele yapılacak. Bu tür hayvanlara acı veren, öldüren, Hatta bunları dövüştüren artık hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Tabii bu e, sadece hayva, sahipsiz hayvan değişikliği değildir. Aynı zamanda e, Pitbull, Dogo, Tosa, Fila gibi hatta bu cinslerin melezlerinin dahi Türkiye'ye girişi yasaklanacak. Bunları beslemek, bunların ticaretini yapmak, hatta reklamını yapmak dahi yasaktır. Bu hayvanları besleyen, ticaretini yapan, satan, hatta hediye eden dahi 11.000 TL hayvan başına para cezası ile karşı karşıya kalabilecektir. Peki Murat Bey şunu sormak istiyorum. Örneğin benim şu an bir pitbull köpeğim var ve bunu besliyorum. Elimden mi alınacak? Nasıl bir işlem uygulanacak? Böyle bir köpeğin olduğu tespit edilirse belediye bu köpeğe el koyacak. Vatandaşların bu tür köpeklerle karşı karşıya kaldıklarında yapması gereken ilgili hayvan ve sahibini orman bölge müdürlüklerine aynı zamanda eğer mümkün değilse karakollara veyahut da belediyelere şikayet etmelidir. Şikayet etmeleri de gerekir. Bu bir vatandaşlık görevidir. Günümüzde malum bundan birkaç gün önce Başakşehir'de bir pitbull küçük bir kız çocuğumuza zarar verdi. Artık bu tür haberleri ve zararları görmek istemiyoruz. Eğer bu hayvan sahipleri biraz önce ismini zikrettiğimiz tehlikeli hayvan sınıfında olan hayvan sahipleri eğer belediyelere bu hayvanlarını teslim etmezlerse, eğer bu hayvanlar da bir başkasına zarar verirse, artık bu zararın da sadece e, bir hayvanını vermekle kalmayacak, aynı zamanda maddi ve manevi tazmin yükümlülüğü altına girecek ve 6 aya kadar hapis cezasıyla da karşı karşıya kalabilecektir. Elbette dün gerçekleştirdiğimiz yayında da sıkça dile getirdik. E, saldırgan köpek yoktur, bilinçsiz sahibi vardır demiştik. Başakşehir'deki olaydan örnek verdiniz. Bu ve buna benzer olaylarda nasıl bir hukuki süreç işliyor? Bu tehlikeli köpekleri düzenli ve kontrollü beslemeyen, ihmal eden kişiler maalesef ha, köpeklerinin insanlara zarar vermesine de sebep oluyorlar. Zarar verince o aile için konuşuyorum. Yapması gereken suç duyurusunda bulunmaktır. Suç duyurusunda bulunduğu zaman ilgili köpek sahibi hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Aynı zamanda adli para cezası alacaktır. Bununla beraber Maddi ve manevi olarak tazminat ödemekle yükümlü olacaktır. Nihayetinde bu kız çocuğumuz hastaneye yatırılmış, birçok tedavi ve e, ameliyat sürecinden geçirilmiş, aynı zamanda psikolojisi de bozulmuştur. Dolayısıyla aile ilgili köpek sahibinden ihmal ve dikkatsizlik olduğu için tehlikeli bir hayvanı maalesef e, beslediği için tazminat yükümlülüğü söz konusu olacaktır ve tazminatla karşı karşıya kalacaktır.